Merhabalar, yeni bir video hoş geldiniz. Bugün size hasta sesimle bir voiceover seslendirmeli bir video yapacağım. Arka plana muhtemelen defter yaparkenki bir ya da başka bir şey bir görüntü koyarım. Henüz bilmiyorum çünkü bugün 29 Haziran <laughs> ee, ve bu videoyu haftaya yani 9 Temmuz'a denk gelecek cumartesi için kaydediyorum. Yani daha doğrusu bu ses kaydını. Neden böyle bir şey yapıyorum derseniz de e, özellikle bu bed sesimle şu an. Çünkü şu an içimden geldi ve şu an yapmayı uygun gördüm. Kafamda çok fazla zaten düşündüğüm şey vardı. Bir daha belki onu böyle aktaracak şeyi bulamayabilirim kendimde diye. Şu an öyle bayağı ses kaydına basıp paylaşmak istedim. <laughs> Kamera karşısında konuşurken de ses kaydı kadar rahat olmuyor açıkçası. Zaten hala kameraya bakma konusunda çok alışamadım. Her ne kadar 2 yıl neredeyse iki yıldır video çekiyor olsam da, böylesi daha samimi geldi. Ee, peki neden bu hafta bir video yerine böyle bir ses kaydı yapıyorum derseniz? Bunun birçok nedeni var aslında. İlk ki zaten bu hafta gerçekten e, hastayım. Yaz ortası hasta olmayı nasıl başardım bilmiyorum. İlk önce Covid'den şüphelendim. Fakat test yaptırdım negatif çıktı. Yani Covid değilim. Fakat böyle bir türlü geçmek bilmeyen bir boğaz ve baş ağrısı durumu var. Ama geçecek birkaç güne. Çünkü hayatımda içmediğim kadar çok ıhlamur, sıcak içecek, çay ne bulduysam içiyorum. Yani bu haftam böyle geçiyor. Bu... En son yayınladığım videoda yani Sweet Skulls videosunda yaptığım ürünleri yani böyle o kadar hevesle hazırlanmıştım. <laughs> Onun bile tadını çıkartamadım. Zaten o yayınladığım videoyu gerçekten böyle bin bir zorlukla kurgusunu falan bitirip yayınlamıştım. O gün hastalığım başlamıştı neredeyse çok hastaydım. Hala da anlayamadım yani bu seriyi tam çıkarttım mı çıkartmadım bilmiyorum. Açıkçası tadını çıkartamadım kısaca. Onun dışında evde internet yok iki gündür ve gerçekten delirmek üzereyim. D smart bu konuda bir şey yapmıyor. <laughs> bilmiyorum. Bir de şunu fark ettim. Geçen yıl mesela ben bisiklet kazası geçirmiştim. Yani bisikletten düşmüştüm çok saçma bir şekilde. Ve o zaman da evde internet yoktu bir hafta boyunca. Ne zaman böyle sağlığımla ilgili bir şey olsa bir kaza geçirsem ya ne bileyim hastalansam kendimi iyi hissetmesem evde internetin gittiğini fark ediyorum hani bu ikinci oluyor artık acaba bazı konularda çok mu aşırıya gittim hayat bana biraz dur bir sakinleş dinlen diye böyle bir şey veriyor yani beni durdurmak için gerçekten ki ilginçtir. İki günden beri TikTok'u keşfettim. TikTok'a Instagram'da çektiğim Palas Pandras'ın Reels videolarını yıkılıyorum ve bir günde yüzden fazla takipçi geldi. İnanamadım. Yine her şeyde olduğu gibi buna da geç kaldım ama geç olsun güç olmasın demişler. Bundan sonra TikTok'a neredeyse her gün video atacağım. D -Smart yüzünden internet paketim neredeyse bitmek üzere. Hatta bir tanesi bitti yeni aldım. Ama bakalım artık birkaç güne internet gelirse. TikTok'a her gün videolar yüklemek istiyorum. En azından böyle yani bir sirkülasyon olur. Markayı daha da büyük kitlelere ulaştırabilmek için. Evet biliyorum TikTok'ta biraz yaş ortalaması da biraz tuhaf. Ama olsun yani reklam reklamdır sonuçta. Büyük reklam bütçeleri olan bir insan olmadığım için şu anda. Olabilecek her yöntemi deniyorum. Sonuçta benim bu YouTube yapma sebebim bile tamamen... ...Palas Pandras'ın daha çok insana ulaşmasını sağlamak yani. Yoksa başka hiçbir amacım yok gerçekten YouTube'da. Böyle yani size de tavsiyem eğer bir işletmeniz varsa, küçük işletmeniz varsa, büyük işletme de olur. Yani firmanızın reklamını yapmak istiyorsanız bence TikTok'u kullanın derim. Şahsen bana faydasını gördüm. Uzun vadede fayda getirir mi bilmiyorum, bakacağız artık. Ama yurt dışında böyle TikTok sayesinde büyüyen işletmeler biliyorum yani. Mesela TikTok'ta bir videosu viral oluyor ve işte oradan çok fazla satış alıyor falan. Ama bilmiyorum Amerika'daki kitle tabii ki çok daha büyük ve fazla. Türkiye'de nasıldır bilmiyorum. Sonuçta hep TikTok'u dans eden kızlarla ilgili bir yer zannediyordum bugüne kadar. Ama geçen gün canlı yayınlara denk geldim. Böyle iki tane teyze oturmuş ilahi eşliğinde canlı yayın yapıyordu. Çok fazla konuşmuyorlardı da, ama onları bile izleyen 130 kişi falan vardı yani. Onlar bana ilham oldu. Dedim ki onlar bile böyle bir canlı yayın yapıyorsa ben neden canlı yayın yapmayayım ki. Ve TikTok'ta defter yaparken canlı yayın açabilirim diye düşündüm. Fakat orada da canlı yayın açmak için bin takipçiniz olması gerekiyormuş. Yani orada da bin abone sınırına takıldık. Ee, ama bu hızla giderse bir iki hafta içerisinde bin abone olurum diye düşünüyorum. Eğer TikTok hesabınız varsa e, mutlaka Palas Pandırası, takip edin. Yeni bir hesap açtım. Şimdi yüz, yüz civarı bir takipçi oldu iki günde zaten. Daha da büyüyeceğini düşünüyorum. <laughs> Böyle bunu haber vermek istedim. Onun dışında YouTube demişken şimdi bu videoyu çekiş amacımın ikinci sebebine gelelim. <laughs> İki ve daha önemli olan. Şimdi biliyorsunuz ben Ocak ayında bir söz vermiştim. Hem Önce kendime, sonra size. Her cumartesi bu kanala bir video gelecek. Yani her hafta diyelim hatta. Fakat dediğim gibi bu hafta hem hastayım hem zaten bu haftanın videosu da Allah'tan önceden hazırlanmış yoksa yine çekemeyecektim ve iki hafta üst üste video gelemeyecekti muhtemelen. Dediğim gibi işte hem hastayım hem bilmiyorum bu aralar böyle çok video çekesim de yok aslında ve zaten genel olarak YouTube'da bir düşüş var yaz ayları olması sebebiyle. Bana özel değildir diye tahmin ediyorum. Herkes tatil'e gidiyor. E, zaten şu an bu videonun yayınlanacağı gün bayram günü olacak. Muhtemelen bu videoyu da hani çok fazla kişi izlemeyecektir diye tahmin ediyorum. Tabii ilk seferde. Daha sonrasında izleyenler olacaktır elbet. E, dediğim gibi genel bir düşüş var. Böyle ya tabii ki ben YouTube'u anlık şeyler için yapmıyorum. Hani daha geniş anlamda bakıyorum. Daha e, ne derler? Daha geniş Amaçlı düşünüyorum tabii ki benim için büyük hedefte. Böyle sonuçlarını hemen göreceğim bir yer olmadığının farkındayım YouTube'un. Tabii ki ben e, ne derler? Geniş planda yapıyorum bunu zaten. Hani bundan 2-3 yıl sonra da bana bir fayda getireceğinden emin olduğum için YouTube yapıyorum. Yoksa gerçekten bir saniye bile burada vakit harcamam. E, ve hani gerçekten de geri dönüşlerini alıyorum. Bu iyi bir şey fakat şöyle bir üzüntüye düştüğüm konu da var açıkçası YouTube'da. Ee, bu arada bunları tamamen şey için anlatıyorum yani bir iç dökme videosu olacak bu. Ee, tamamen tecrübelerimi, gözlemlerimi anlatmak için paylaşıyorum. Hani kesinlikle bir şikayet, isyan ya da bir şey değil. Fakat şöyle bir durum var. Ben iki yıl, yani bu Ekim ayında neredeyse iki yıl olacak. Bu iki yılında bir yılı gerçekten ilk yılımda çok dengesiz videolar attım. Hani bazı videolarım defterle alakalı bile değildi tamamen. YouTube'un mantığını daha o zaman çözemediğim için. Ama bu son bir yıldır özellikle şu an zaten 6 ay olacak neredeyse. Bu yılın yarısına geldik. Bu 6 aydır her hafta bir video attım. Ve her videoda bir tık daha fazla iyi yapmaya çalışıyorum. Yani, yani her bir videoda %1 oranında da olsa daha bir iyileştirme yapmaya çalışıyorum işte. Hani farklı yapmaya çalışıyorum ne bileyim. Yani kendimi geliştirmeye çalışıyorum açıkçası bu konuda. Fakat hala geniş planda olacağını bilsem de hala böyle sanki burada böyle emeğimin karşılığını çok fazla alabildiğimi hissetmiyorum henüz diyeyim. Tabii ki bir gün alacağıma eminim ama şu an için onu gerçekten hissedemiyorum ve iki yıl bence aslında hani iki yıl işte üç ay sonra filan iki yıl olacak tam ve iki yıl diyebiliriz. İki yıldır gerçekten <laughs> İki yıl az bir süre değil ve e, iki yıl sonra tamam şurada olurum dediğim yerde değilim mesela şu anda. Ve bu beni biraz üzüyor ve e, demotive ediyor açıkçası. Evet güzel şeyler de var, güzel yorumlar var, beni sürekli izlediğini bildiğim kişiler var. Teşekkür ediyorum onlara ama e, insan gerçekten iki yılın sonunda artık böyle bir şeylerin kanlı canlı oluştuğunu da görmek istiyor. Zaten kanalın %80'ini abone olmadan izleyen insanlar oluşturuyor. Bu da biraz üzücü ve şey yani heves kırıcı biraz açıkçası. Dediğim gibi her ne kadar işte bu sayılara vesaire takılmamaya çalışsam da insan tabii ki yaptığı işin şeyini görmek istiyor. Ben ki benim dediğim gibi YouTube'daki tek amacım hani normalde bir insan işte hani youtuber olmak için youtuber olur. Ne bileyim. Onun için sayılar daha da aşırı da önemlidir. İşte hani gerçekten YouTube ünlüsü olmak gibi bir hedefi vardır ama dediğim gibi benim hedefim zaten tamamen defter markamın reklamını yapabilmek ve işimi daha fazla insana duyurabilmek için ben bu YouTube'a girdim zaten. Ve dediğim gibi bunu da böyle istediğim sürede yapamadığımda biraz heves kırıcı olduğunu fark ettim. Ama bu demek değil ki ben bunları görüp bırakacağım ya da pes edeceğim tabii ki değil sadece işte içimden şu da geçti yani bu hafta hakikaten istemesem video atmayabilirdim ki şu an video atmış da çok sayılmıyorum ama işte ama bu haftayı da gerçekten boş geçmemek adına en azından böyle bir video paylaşabilirim dedim. Çünkü hiçbir şey yapmamaktansa o an elinden gelen imkanla en iyisini yapmaya çalışarak da bir şey yapmak bence yine de iyidir. Hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Ee, o yüzden bu hafta da böyle bir video atmak istedim. Bu hafta gerçekten yani hastayım yani. Şu an bile oturup yatmam ve hiçbir şey yapmadan böyle boş boş belki tavan seyretmem gerekiyor ya da uyumam gerekiyor ama onu da yapamıyorum. Belki biraz düşünüp sakinleşmeye ihtiyacım vardır. Dediğim gibi YouTube konusunda gerçekten kafam biraz karışık. Hep daha iyi olacak, daha iyi olacak diye kendimi motive etmeye çalışıyorum ama bazen de içimden biz galiba olmayacak diyor. Ee, bunu da açık yüreklilikle şu an size itiraf ediyorum bilmiyorum belki de yanlış düşünüyorumdur. Belki de öyle değildir. Ama en azından şu an için hissettiğim şey bu. Yani mesela da şunun da etkisi oldu. Dediğim gibi TikTok açtım. Sadece Instagram'daki Reels'larımı yükledim. Bir videom orada mesela 25 binden fazla izlendi ve şu an orada bitmek bilmeyen bir sirkülasyon var. Sürekli beğeni ve takipçi geliyor. Tabii ki bunlar bir şeyin başarıldığını gösteren kriter değil ama işinize sürekli bir ilginin olması özellikle amacınız buysa insanı mutlu ediyor. YouTube'da bunu çok fazla göremiyorum. Belki de insanlar hani hiçbir şey yazmadan ne bileyim en basitinden videoyu beğenmeden de benim işlerimi çok beğenen birisi vardır tabii ki eminim ki vardır. Çünkü ben de birçok insana karşı YouTube'da böyleyim. Hiçbir eylemde bulunmadan da her videosunu izlediğim, çok sevdiğim insanlar var. Ama dediğim gibi bunu ...ben göremediğim için... ...bu geri bildirimleri de çoğu zaman alamadığım için... ...bende biraz... E, ...moral düşüşlüğü... ...düşüşlüğü yaratıyor... ...düşüklüğü yaratıyor... ...bilmiyorum bu noktada aslında... ...sizden biraz geri bildirim istiyorum... İşte dediğim gibi yani TikTok'ta... Bir, ...bir günde mesela 24 saatten az bir sürede... ...yüzden fazla kişi geldiğinde... ...yani... ...bir durup düşündüm yani iki yıldır... ...YouTube'da mesela şu an... ...2260 abonem var tam anlamıyla... ...bu ses kaydını aldığım gün... Ve hani zaten attığım bir videoyu ertesi gün 2260 kişi izlemiş olmuyor zaten. Ama TikTok'ta daha ne diyelim daha efektif sonuçlar alabildiğimi gördüm. Tabi bu efektif sonuçlar hemen sizi bir işletmenin asıl isteği olan satışa hemen hızlıca götürür mü? O da şüpheli. Ama bilmiyorum. Böyle <laughs> uzun zamandır ee, istediği bir şey olmayan insanlar beni daha iyi anlayabilir. Bir ee, bir şeylere devam ederken içinizde hep bir mutla devam edersiniz ama bir noktada acaba bir yerde yanlış mı yapıyorum hissi de vardır ya. Ben de galiba şu an o var. Ee, sanırım bir yerde bir şeyleri yanlış yapıyorum ama neyi yanlış yaptığımı da çözemiyorum. İşin kötüsü bu. Ya da tamamen her şey üst üste gelmiştir. Hastalığım ve internetimin olmayışı gibi. Ben boş yere üzülüyorumdur. Tam olarak bilmiyorum. Ama tam olarak böyle. Neyse daha fazla uzatmayayım. Şu aralar düşündüğüm düşüncelerimi en azından size aktarmış oldum. Bu haftada böyle oldu artık. Affola diyelim. Hani hiç video atmamaktan iyidir diye düşünüyorum en azından. Düşüncelerimi paylaşmış oldum. Çünkü yani hayat böyle bir şey. Siz bir şeyi planlıyorsunuz. Her hafta onu yapacağım diyorsunuz ama sonuçta hastalık ve elinizde olmayan bazı durumlar da olabiliyor. Şu an bana olduğu gibi. Yani iki yıldır hasta olmayıp olmayıp yaz günü hasta olmayı nasıl başardım mesela? Bu kesinlikle bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. Ben hatta tesadüflerin olmadığına inanıyorum yani. Bir şey oluyorsa onun bir amacı vardır bence bizim bilemediğimiz ilahi planda bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle haftaya umuyorum ki daha güzel bir video ile karşınızda olabilirim. O zamana kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.